hayat anlatıyoruz ama hayatı canlı olarak görmediniz. İşte buralar hep hayat. Bu beyaz çiçekli açan hayat, lila veya mor çiçekli hayat. Hayatın bilinen bir türü var. Sadece bu şifalı. Gördüğünüz gibi tohuma dönmüş. Daha sonra bu tohumlar şu şekli alacak. Daha sonra kuruyacak. Karabiber gibi olacak. Karabiber gibi. Yaprakları 5 parmak, 7 parmak olduğu için 5 parmak veya 7 parmak ağacı da denir. Eskiden Yunanlılar bundan 2000 yıl önce Yunanlılar buna agnos demişler. Yani kısırı coşturuz anlamında kısırlığa karşı kullanılmış. Günümüzde de bu kısırlığa karşı etkili olduğu yapılan klinik araştırmalarını belgelemiştir. Alman asıllı doktor Wolfgang Lütke Almanya'da Goethe Üniversitesi'nde Göttingen'de yapmış olduğu araştırmalarda bunu belgelemiştir. 1. Kısırlığa karşı etkili. 2. Adet öncesi ağrı ve sancılara premenstrual sendrom dediğimiz ağrı ve sancıları önleyici. Bazı bayanlar adet öncesi bunalıma girerler. Gerilir. Hormon anormalliklerle strese girer, gerilir. Bu tür rahatsızlığı olanlar için premenstrual sendrom rahatsızlığına karşı kullanılır ve bunun birleşimindeki flavonoidler, flavonoid glukozler, laptanlar nasıl yapıyor da ne yapıyor da bu kısırlığı önlüyor, adet öncesi ağrı ve sancılar önlüyor. Çünkü bunun birleşimindeki bu etken maddeler beyinde hipofiz bezesi, sarımsak gibi sallanır, hipotalamusun hemen altında nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bu organ bütün hormonların orkestra şefi gibi. Orkestra şefi. Evet. Bütün hormonları bu organ hipofiz bezesi yönetir, yönlendirir. Hipofiz bezesinin sapında topu iğne başı kadar kist olursa buna mikro adenom, nohut büyüklüğünde kist olursa makro adenom denir. Mikro veya makro adenom olursa bunu hayıtla tedavi etmek mümkün. Aksi takdirde başka türlü yok. Yani bizim çok özel bir formül geliştirdik. Bayanlardaki adet anormalliklerine karşı. Hayıt forte. Birleşiminde hayıt ekstraktı, kadın otu ekstraktı, balama bir ekstraktı, civan persimi ekstraktı, yoğurt otu ekstraktı gibi bitkilerden ekstresinden oluşan hayıt forte. Eğer ki hipofiz bezesinde kis varsa bu kisti eritmek için de zerdeçal forte diye çok özel formüllerimiz var. Bu tür rahatsızlığı olan birçok insanla denedik. Çocuğu olmayanlar hamdolsun çocuk sahibi oldu. Marburg Üniversitesi de çocuğu olmayan 33 bayan üzerinde, yani kadın doktorlarının %100 kısır dediği bayanlar üzerinde yapılan araştırmada bunun 33 bayanın bazıları 2 ay, bazıları 3 ay, bazıları 5 ayda normal yollara hamile kalmasını sağlamışlardı. Almanca bunun ismi Mönchpfeffer. Neden Mönchpfeffer? Yani ruhban biberi demek. Ruhban okulunda kalan öğrenciler, yani cinsel sapıklıklara girmesinler diye onlara bunun çayı içirdiği için ruhbanlar çok kullandığı için erkeklerin cinsel arzularını azaltır. Minimum seviyeye düşür. Bu nedenle erkeklerin kullanması mahsurludur. Kadınlar kullanabilir. Kadınlar kullandığı zaman hormon anormallikleri, göğüs ve başka organlardaki ağrılar, sancılar, sızılar, psikolojik rahatsızlıklar yavaş yavaş ortadan kalkar. Klinik araştırmalarla zaten bu belgelenmiştir. Hürmetler, saygılar. Çok güzel kokusu var.